Prosel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Arkan geliyor. Konuşmasını yapmak üzere. Evet, benim 10 dakika vaktim var sadece. Kısaca size ne anlatayım diye düşündüm. Dün başka bir toplantıda üç boyutlu yazıcıları anlattılar. Dediler ki üç boyutlu yazıcılar bütün dünyadaki her şeyi değiştirecekler. Çünkü bütün anladığımız anlamdaki lojistik, üretim her şeyi değişiyor. Düşünsenize, arabanızı tamire götürüyorsunuz. Yedek parça lazım. Yazıcıya koyuyorlar, üç boyutlu yazıcıya. Titanyumdan yedek parça yapıyor ve arabanıza takıyorsunuz. Sahiden dünya düşünülmeyecek bir yere doğru gidiyor diye düşünüyorum. Ama hep beraber yaşıyoruz. Son 30 yılda olanlara bakarsanız bayağı bir yol kat ettik diye düşünüyorum. Bu benim kartvizitimi yerine kullandığım LinkedIn profilim. Peki, birkaç konudan bahsedeceğim bu kısa zaman içinde. Bir tanesi mobilite. Hepinizin cep telefonları var. Hepimiz mobille uğraşıyoruz. Biliyorsunuz mobil şu anda işte birazcık hepimizin elinden düşürmediği akıllı telefonlar gibi görünüyor. Ama şunu bakınca hemen göreceğiz. 2010 yılında ilk defa mobil telefonların sayısı toplam dünyadaki PC ve notebookların sayısından fazla oldu. Bu fazlalık devam edecek ve 2015'te dünyada yaşayan insanların sayısından daha fazla mobil akıllı telefon olacağı tahmin ediliyor. Bütün büyük şirketler, neredeyse büyük şirketlerin, dünyadaki büyük şirketlerden bahsediyorum, %60'ı bütün altyapılarını ve çalışanlarıyla olan ilişkilerini %60 oranında neredeyse mobil platformlara taşıdılar. Bu muhtemelen bütün iş yapma tarzımızı değiştirecek. Şimdi çok biraz değiştiriyor ama gelecekte çok fazla değiştirecek. Sahiden her şey mobil hale geliyor. Ben işte içinde bulunduğumuz sektörde bakıyorum bazen. İşte mobil web sayfaları var. Mobil web sayfaları tam mobil değiller. Sadece mobilden görünen web sayfaları var. Ama mobile yönelik web sayfaları henüz çok az. Mobil stratejiler hala çok az. Herkes onu birazcık şey gibi yapıyor mobil işini bugün. İşte olmaksa olmaz, dursun, biraz moda bu. Değil gerçekten. Çünkü biz biliyoruz ki bugün özellikle yiyecek içecek, otel tarafındaki, yiyecek restoran tarafındaki kararların neredeyse %80'i mobilden yapılan rezervasyon aynı gün içinde tamamlanıyor. Hatta bir saat içinde tamamlanıyor. Otel tarafında biraz daha geç. %40 oranlarında aynı gün içinde satın alıp bir otele gitmek. Ama bu trend çok hızlanıyor, çok başka bir yere doğru götürüyor bizi. Bununla beraber tabii ki işte sosyal medya, biliyorsunuz Twitter'ı gördünüz demin ne olduğunu ve bununla beraber ortaya çıkacak ekosistem bizi tamamıyla başka bir dünyaya doğru taşıyacak. İzin verirseniz bir tane video göstermek istiyorum. Orijinalde ses de alt yazı da var ama maalesef burada beceremedik.
Seçli hali daha iyi, inanın çok hoş ama genel bir tren nereye gidiyor göstermek açısından önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey daha var hayatımızda bütün bunlarla beraber. Bir ölçeklenebilir ekosistemler olmaya başlıyor yavaş yavaş. Şöyle bir tanım var. Bu ölçeklenen ekosistem bir sürü uygulamanın bir arada çalışmasını getirecek gelecekte. Bizim API dediğimiz küçük program parçaları herhangi bir işletmenin açık sistemine başka bir sürü sistemin entegre olmasını sağlayacak gelecekte. Bunun son derece önemli bir trend olduğunu düşünüyorum. Çünkü 300 binden 2020'ye kadar 300 binden fazla küçük program parçası başka programları birbiriyle entegre edecek. Hiç aklımıza gelmeyen sadece oteller, turizm, tur operatörleri, turizm acenteleri, araba kiralama firmaları filan değil. Sektörün dışından da bir sürü firmanın bir arada entegre olduğu yapılar geliyor yavaş yavaş. Bunlar en önemli ekosistemleri ortaya çıkaracaklar diye düşünüyorum ve burada büyük işbirlikleri, büyük verimli işler ortaya çıkacak. Yurt içi, yurt dışı, global ekonomide hiçbir fark olmaksızın herkesle son derece kolay entegre olacak yapılardan bahsediyorum. Ve bu sahiden dünyada başka bir işbirliği oluşturacak diye görüyorum. Bulut bilişimi biliyorsunuz şu anda daha çok başında olduğunu düşünüyorum bulut bilişimin. Bulut bilişim son derece enteresan bir kavram ama daha çok yeni, çok daha hızlı gidecek, çok daha yazılım tarafından kontrol edilecek. Bu daha çok donanım dediğimiz makineden çok yazılımla ilgili bir şey olmaya doğru gidiyor ve son derece de anlamlı bir faydası olacağını düşünüyorum belli bir süre içinde. Son olarak hem sektörün hem ülkenin hem hepimizin ihtiyacı olan eğitim meselesinden bahsedeceğim. Eğitim meselesi bugün bildiğiniz gibi tek tip. Yani siz bir şey anlatıyorsunuz, şimdi benim yaptığım gibi. Dinleyenler kendi çerçevelerinde nasıl yorumluyorlarsa o kadarıyla yetinmek zorunda kalıyorlar. Halbuki doktora gittiğimiz zaman bu böyle değil. Doktor bakıyor, muayene ediyor, bizim ne olduğumuzu anlıyor ve bize ona göre ilaç veriyor. Eğitimin mutlaka kişiselleştirilmesi gerekiyor. Ve eğitim tahmin ediyorum bütün bu teknolojiyle son derece hızlı kişiselleştirebilir olacak bir süre sonra. Çünkü kişiselleştirilmiş eğitim bütün bu büyük hedefler, bütün bu parasal hedefler, bütün bu sayısal hedefler ancak eğitimli insan gücüyle mümkün. Eğer eğitimli bir insan gücü yoksa elinizde bunu yapamazsınız. Ama teknoloji bugün sahiden eğitimi kişiselleştirmeyi olanak tanıyacak yapıya sahip. Öğrenme hızını, öğrenmenin yetkinliğini anlayıp kişisel olarak eğitimi tanımlayabiliriz. Bununla ilgili bir sürü çalışma var dünyada, Türkiye'de de var. Bir sürü bu işi gönüllü yapan kurum var. Eğer bunların hepsi bir araya gelirse ben Türkiye'nin de bu konuda çok ciddi bir şansı olacağını ve sahiden bu konuda çok hak ettiği yere geleceğine çok kısa zamanda bu genç nüfusuyla çok gönülden inanıyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım biraz bir şey anlatabilmişimdir. Gelirken elinizi sıkamamıştım. O yüzden giderken var. Teşekkür ederim size. Çok çok sağ olun efendim. Ve aynı zamanda tabii ki plaketiniz de var. Sizi yine bırakmayacağız efendim. Metin Bey'e plaketini takdim etmek ve minik bir konuşmanı yapmak üzere TÜRSAF Başkanımız Sayın Başar Anosoy'u alkışlarla davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hemen hediyemizi takdim edeceğiz efendim. Aynı zamanda kıymetli sanatçımız hediyemizi takdim ediyor. Genç turizmciler, sanat yönetmeni, ressam Sani Akçay alkışlarınızla efendim takdim etti. Sayın Başaran Bey de